Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 10 Haziran'da yapılmış olan AYT coğrafi bir soruları ile beraberiz. Hazırsanız ilk sorumuzla hemen başlayalım. 35. sorumuz. Bitki ve hayvan türlerinin bölgesel düzeyde oluşturdukları ve kendine özgü özellikleri bulunan büyük topluluklara biyom adı verilir. Buna göre yukarıdaki haritada işaretli alanların hangileri aynı biyom içerisinde yer alır? 1 numaralı bölge Avustralya kıtasında yer alan çöl biyomudur. 2 numaralı bölge Kuzey Afrika kıtasındaki Sahra Çölü'nü göstermektedir. Yine çöl biyomu içerisinde yer alır. 3 numaralı bölge tropikal yağmur ormanları biyomudur. Burası Amazon havzasıdır. 4 numaralı bölge soğuk bir yer iğne yapraklı orman biyomu yer alır. sorumuzda hangi ikisi aynı biyom içinde yer alır dediğinden doğru cevabımız 1 ve 2 çöl biyomu olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Aşağıda Türkiye'nin dış ticarette ilk sırada yer alan bazı ürün grupları verilmiştir. Bu ürün gruplarından Türkiye'nin ihracatında ve ithalatında ilk sırada yer alanları hangi seçenekte doğru verilmiştir? İhracat arkadaşlar, dış satım demek. İthalat bir ülkenin dışarıdan aldığı ürünler. Yani dış alım demektir. Şimdi grafiği doğru yerleştirirsek ilk olarak Türkiye dışarıya en çok ne satar? Fosil yakıt, kazan makine, motorlu kara taşıtları, parça aksesuarları, elektrikli makine, elektronik cihazlar, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar. Biz en çok arkadaşlar dışarıya otomotiv. Yani otomobille bunu karıştırmayın arkadaşlar. Sadece e, işte motorlu kara taşıtları, onların parça ve aksesuarlarını satıyoruz. İhracatı arkadaşlar 3 numara gelecek. En çok aldığımız şey nedir arkadaşlar? Isınmada kullandığımız doğalgaz ve yakıt olarak kullandığımız petrol. Demek ki en çok aldığımız üründe bir numaralı fosil yakıtlar olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Aşağıdaki tabloda bazı şehirler ön plana çıkan fonksiyonel özellikleri ve etki alanları ile eşleştirilmiştir. Buna göre tabloda soru işaretiyle belirtilen yerlere aşağıdaki şehirlerden hangisi yazılamaz? A. Moskova. Moskova biliyorsanız Rusya'nın başkenti. Küresel etkiye sahip idari bir şehirdir. Bunu yazabiliriz. B. Iğdır. Ülkemizde yer alan Iğdır. Yerel etkiye sahip bir ilimizdir. E, tarım fonksiyonuyla ön plana çıkar. Özellikle burada mikroklima sonucunda... Pamuk yetiştirilmektedir. C Şam. Bu arkadaşlar bu tabloya yazılamaz. Şam arkadaşlar bölgesel etkiye sahip bir şehirdir. Eskiden kervansarayların çok kullandığı kavşak noktada yer alan bir şehirdi Şam. D New York biliyorsunuz borsa, bankacılık deyince aklımıza finans deyince New York gelir. Onu yazabiliriz. Aynı şekilde Kudüs biliyorsunuz İsrail ve Filistin'in tam ortasında bulunan Kudüs dini özelliğe sahip, küresel etkiye sahip bir şehirdir. Bunu da yazabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Aşağıda UNESCO Dünya Miras listesine Türkiye'den dahil edilen 4 varlık gösterilmiştir. Bu varlıkların bulundukları iller ile haritada numaralandırılan iller eşleştirildiğinde hangisi bunların dışında kalır? Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Resimleri birlikte inceleyelim. Anne Harabeleri nerede yer alır bugün arkadaşlar? Kars'ta yer almaktadır. 3 numaralı ile gösterilmiştir. Göreme Milli Parkı Kapadokya. Kapadokya arkadaşlar haritada Nevşehir'de yer alır. 5 numara ile gösterilmiştir. Selimiye Camii ve Külliyesi arkadaşlar tabii ki Edirne'de yer alır. Edirne haritada 2 numaralı alanda gösterilmiştir. Son olarak Aphrodisias Antik Kenti Aydın'da yer alır. Harita üzerinde 4 numaralı alanda gösterilmiştir. Hangisi bunların dışında kalır dediğine göre bir numarada UNESCO tarafından koruma altına alınmış bir eser yok arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Peki burada hangi ilimiz vardı? Mersin yer alır. 39. sorumuz. Coğrafya öğretmeni Cenk Bey uluslararası örgütler konusunu anlattıktan sonra sınıf tahtasına aşağıdaki ülkelerin isimlerini yazmıştır. Almanya, Kanada, İngiltere, ABD, Rusya. Cenk Bey'in tahtaya kaldırdığı tüm öğrenciler doğru ülke ismini sildiğine göre tahtada kalan ülke ismi aşağıdakilerden hangisidir? Ee, güzel bir soru arkadaşlar. İştiharlık öğrencilerini öne taşıyacak bir soru bence. Okuduğunu anlamaya yönelik ve bilgi içeren, bilgiye dayalı aslında yorum yapabileceğimiz bir soru. Hadi biz de Cenk Bey'in öğrencileri gibi tahtayı silmeye başlayalım. Avrupa Birliği'nden 2020 yılında ayrılan ülke kimdi arkadaşlar? İngiltere. Buraya yazalım. İngiltere tahtadan silindi. 2014 yılında Kırım sorunu nedeniyle G8 üyeliğinden ayrılan ülkeyi siliniz. Aslında tam olarak ayrılmadı arkadaşlar. Üyeliği askıya alındı. Bu ülkemiz kimdir? Rusya bunu da tahtadan silebiliriz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi arasında yer alıp Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA üyesi olan ülkeyi siliniz. Birleşmiş Milletler'in konseyinin arkadaşlar 5 daimi üyesi baş harflerinden fırça diye kodladığımız ülkelerde hatırlıyorsanız Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD. Aynı zamanda hem burada yer alacakmış hem de NAFTA üyesiymiş. NAFTA ne demek arkadaşlar? Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması. Bu ülkeler kim peki? Meksika, Kanada ve ABD. Demek ki tahtımızdan kimi seçeceğiz? Her ikisinde yer aldığı için ABD'yi sileceğiz. Son olarak Avrupa Birliği'nin kurucu üyeleri arasında yer alıp Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi arasında olmayan ülkeyi siliniz. Avrupa Birliği'nin kurucu ülkeleri arkadaşlar kimdi? E, Hollanda, Belçika, Lüksemburg biz onlara Benelux ülkeleri diyoruz. Bunun yanında tabii ki Almanya, İtalya ve Fransa var. Dolayısıyla arkadaşlar kimi tahtadan siliyoruz? Almanya'yı da siliyoruz. Tahtada kalan ülke ismi kim olacak arkadaşlar? Kanada olacak. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Yeniden değerlendirebilme olanı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra Ham madde olarak üretim sürecine yeniden dahil edilmesi geri dönüşüm olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür uygulamaların yaygın olduğu bir ülkede ortaya çıkacak durumlar arasında gösterilemez? Geri dönüşüm faaliyeti daha çok gelişmiş ülkelerde öne çıkan bir faaliyettir. Bugün dünyada arkadaşlar İsveç Avrupa'dan çöp ithal eden bir ülkedir yani geri dönüşümü son derece yararlı kullanmaktadır. Aynı miktarda mamul madde üretimi için daha az doğal kaynak kullanılması. Bunu söyleyebiliriz. Doğal kaynakların işlenmesi ve mamul madde üretiminde enerji tasarrufu sağlanması. Az da olsa enerji tasarrufu sağlanabilir. Atıkların azalmasına bağlı olarak çevre kirliliği azalır. Kesinlikle arkadaşlar. Atık maddelerden yeni doğal kaynak üreterek ekonomiye katkı sağlanması böyle bir durum söz konusu olamaz. Yeni bir doğal kaynak geri dönüşümle sağlanamaz arkadaşlar. Mesela bir fosil kaynaklardan kömür ya da petrol ya da doğal gaz tükenebilen enerji kaynakları arasında yer alır. yeniden onu var edemeyiz. Son olarak atık maddelerden üretilen ikinci ham maddelerinin kullanılmasıyla üretim maliyeti düşer. Evet arkadaşlar üretim mali daha az olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak.